Beder, ben çıkıyorum. Listen hazır mı? Ya bana bak. Ne oldu yine? Yüzünden düşen bin parça. Canımı sıkacak yeni bir şey lüzum var Celil. Sanki bu başımıza gelenler yetmiyor. Yok benim bir şeyim. Hadi git sen bir an önce şu listeyi al da gel. Yemeğe ocağa vurayım. Acıktık deyince bekleyesiniz olmuyor. Bana bak Beda. Şimdi çıkıyorum ama dediklerinin hiçbirine inanmadım, tamam mı? Sen benim canımı sıkmamak için bir şey söylemiyorsun. Ya oğlum tamam, uzun etme, arayacağım dedim ya. Bak orada bacınla didişip durma ha. Tamam. Tamam hadi eyvallah. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu Emir var ya, onu orada bırakıp geldik diye 5 vakit 7 sülalemize sövüyor ha. Ula otursunlar oturdukları yerde, okullarına gidip gelsinler yani. Benim tepemi yattırmasınlar ha. Azat, dikkatli ol oğlum. Tamam baba, eyvallah. Azat, Narin. Böyle giyinmiş, kuşanmış. Nereye hayırdır? Ana, Narin'in Salih dedesi vardı ya. Onun ailesine taziyeye gideceğiz. Ya oğlum, telefon etseydiniz, yeni duyduk deseydiniz. Ama dışarı çıkmak olmaz. Ana etme, olur hiç telefonla. Hem sen de biliyorsun, ellerinde büyüdüm sayılır. Kızım, ya karşınıza gözü dönmüş biri çıksa, ya size bir şey yapsa. Neye bunun sıkıntısını hep bana yaşatıyorsunuz? Ya ana, burada da mı hapis gibi yaşayacağız ya? Azat, yaşamak için gerekirse hapis gibi yaşayacaksınız. Ana sözü dinleyin azıcık. Bizim canımızın hiç büyük mü yok benim gözümde. Ama size bir şey olursa dayanamam. Ana, böyle kendi memleketimizde ölüm korkusuyla korkaklar gibi saklanarak yaşayamayız. O yüzden hiç kusura kalma, biz çıkıyoruz. Allah, sen onları koru ya Rabbim. Korktuğumuzun başına gelmesine izin verme. Bu genç yaşında o da ne acılar çekti. Şartın ne olduğunu söylemeyecek misin? Boran, ben burada bir kadın doğum kliniği kurmak istiyorum. Ama sadece parası olanlar için değil, tüm ihtiyacı olanların yararlanması için. Buradaki kadınların en büyük ihtiyaçlarından biri de bu. Lütfen bunu yapmama engel olma. Hala evinde, hatta tarlada bile doğum yapan kadınlar var. İşi bilmeyenler yüzünden kaç tane bebek anne ölüyor. Bunu sen de biliyorsun. Sıla'cığım, ben de Asiye ebenin ellerinde o evde doğdum. Tabii ki Zeyşan'ın ya da başka çocukların daha iyi şartlarda doğmasını isterim. Eğer sen böyle bir şey istiyorsan kim buna engel olabilir ki? Çok emin konuşuyorsun ama. Evet. Adımın Boran olduğundan ne kadar eminsem, bunu yapacağımızdan da o kadar eminim. Peki Boran'a, göreceğiz. Pardon canım.